Ziyade olsun. Hadi müsaadenizle. Nereye oğlum? Şeye baba. Ulviye. Ya Ulviye psikolojik olarak çökmüş ama yanlış yere çökmüş mamana. Genel bir insan çünkü. Kafası da böyle kurmalı ayı gibi çalışıyor. Ben müsaadenizle. Otur otur otur. Bir yere gitmiyorsun oğlum. Ben yarın gider kontrol ederim. Akşam da sana özet geçerim ha. Seni bir korkutmaya gitmeyecek miydin? Bana bak, onu korkutmayacaksın diye sakın beni korkutma ha. Hop, önceden Mürsel. Sen gidiyorsun Titrek. Sen korkutuyorsun Zeynep'i. Bu operasyonu sen gerçekleştiriyorsun koçum, tamam mı? Çok güzel bir bilgi var bende. Zeynep'in camları oynakmış. Rüzgarda hemen açılıyormuş. Rüzgar gibi gir çık, hadi, hadi. Ay abi yeter ya. Yardım edeceğiz dedik de bu kadar da değil yani. Abarttın. Alo. İşte, hadi. Hadi, alo. Hadi be. Cevahir, ne oldu oğlum? Ağlıyor musun? Ha, yok baba, şey oldu ya. Çok affedersin, sivilce çıkmış bende de. Demin üzerine oturdum. Ay, çok acıyor. Ha. Ben bir acaba oturmasam da böyle bir acık bir gezsem diyorum. Otur, otur, otur. Ben acını paylaşırım senin. Teşekkür ederim Bilal. Sana da zahmet oldu. Rica ederim canım. Ne zahmeti? Bak istersen yukarı çıkıp evindeki ruhu dövebilirim de ha. Yani insanınla ruh kavga etse elbette ki insan yener. Yok, hiç gerek yok. Teşekkür ederim Bilal. Onlar Cevahir'in işiydi zaten ve şu anda Kuddusi Baba'nın göz hapsinde. İstersen Cevahir denen o kalp artığını göz hapsi altındayken şişletebilirim. Kuddusi Baba'nın bugüne kadar gözüne girenleri çok gördüm. Neyse ya. Hadi bak şöyle yapalım. Yukarı çıkalım. Sen bana bir kahve yap. Ben kahvemi içerken sana bazı detayları anlatayım. Gel. Bilal, çok isterdim ama ne kahvem var ne de zamanım. Başka sefere. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah! Bak aman ya. Kendimi övecektim. Yine unuttum bak ya. Ama nereden başlayayım ki kendimi övmeye? Bilmiyorum ki. Özenle yaratılmışım. Dolayısıyla bakımım da zor. Of! Of! Ya kurabiyem ben sevmedim bu oyunu ya. Ya pencereden içeri giremezsem. Ya Zeynep korkmazsa, ben korkarsam top sancılı Mürsel. Ay aşkım niye korkmasın? Ben korkarım vallahi şahsen. Ay abimle Zeynep'in aşkı için Mürsel'cim çok sevap. Ay maşallah maşallah aynı ekabir paşa oldun ha. Ha? Oh! Zaten paşa gibi adamım ben. Eğer eskiden yaşasaydım çok önemli bir adam olurdum ama derde rekabetçilik coğrafyacılığı bitirdi. Hop İttihatçı Mürsel. Kızım. Kim o? Kim o?
annem, sakin ol. Sen şimdi derin nefes al. Mürsel, ver nefesini. Ne bileyim Nazan, sen derin nefes al dedin. Derin nefes ver demedin ki. Ne oluyor? Arkanızda ne saklıyorsunuz ha? Hiç babaanneciğim şey, Mürsel'de biraz hazımsızlık sorunu olmuş da. Evet tabii senin şey, koyun gibi yapıyorum ben. Ha, ot mu yayıldın gavur damat? Neyse, ben de abdestimi tazeleyeyim. Hay Cevahir, başımıza sürekli iş açıyor. Bak, bak ana işte, ana. Bak görüyor musun, kendi ilaç parasını bebesine verdi. Analar dert yesin, 1/4 yesin. Ya Muti, niye ağlıyorsun bu kadar ya? Ben bu kadını tanıyorum. Geçen de haberlerde gördüm. Vallahi dizilerden kazandığı paralarla ne yapmış biliyor musun? Annesi bakkala rahat gidip gelebilsin diye mahallesine tramvay yaptırmış kadın ya. Vallahi. Ya abi, annem bu aralar dizilerde yaşıyor. Ben de dizi gibi yaşıyorum. Aşk acısından küflü peynir gibi oldum. Küf tuttu sol yanım. Ay, Kudüs baba. Kudüs baba, evet o evde bir şeyler var. Ekabir Paşa'nın ruhunu gördüm. Ya kızım, olmaz öyle şey ya. Olur mu hiç? Cevahir. Babacığım, bana hiç bakmayın. Ben deminden beridir burada konaklamaktayım. İşte senin parmağın var mı, yok mu? Şimdi öğrenirim ben. Sevim kızım. Benim, Kudüs'e amcan. Kusura bakma, rahatsız ettim. Ulvi'yi versene. Ulvi evde mi? Ay bir dur. Sen ne diyorsun ya? Yoksa Ceva mı? Ceva mı? Bana bak, Ceva'ysa bir üfürsün, yaşadığını anlayayım hacı ya. Ay Ceva falan değil. Kudüs'ü baba, bir dur ya. Şempanze gibi. Alo. Affedersin Kudüs'ü baba. Ulvi evde. Ceva'yı yasağa koydum kendisine. Evden çıkartmıyorum ve görüştürmüyorum ikisini. Ne oldu? Acil bir şey mi oldu? Atlayıp gelelim mi? Yok yok kızım, tamam. Tamam, kusura bakmayın. Hadi iyi akşamlar. Ya gördün mü kutsal kutuyu? Durup dururken beni itham ettiniz. Bravo vallahi. Babam olmasan sana dava açar. Çatır çatır kırdırırdım dükkanındaki kabuklu bademlerini. Lan gavur damat, sen hiç dışarı çıktın mı bugün? Ay yok babaanne, nasıl çıksın Mürsel, onun midesi kötü. Midesi kötü olmasa bu ortalama kadınla evlenir mi hiç? Abi, yok artık. Şaka ya. Şaka şaka, yorum. Çok hasta, çok hasta. Gel bakayım. Şaka şaka, yok bir şey, tamam. Ay. Ya, demek ki var Ekabir Paşa diye biri. Ya Muazzez, hadi sen dizilerine dal. Hadi. Ya Zeynep kızım, sen yorgunluktan halüsinasyon görüyorsundur ya. Aa, ya acaba ben de yorulsam davşanımla ayrı eve çıktığımı görür müyüm? Zekai, hemen aynı evde başka bir yere çık, çabuk. Vay arkadaş. Ya babacığım, siz belki inanmazsınız ama Ekabir Paşa ruhu dolanıyormuş işte evde. Bence ağır konuşmayalım, kızın hayal gücüne gitmesin. Ha neyse. Neyse ben gideyim, daha evde yapacak çok işim var zaten. Ben seni bırakayım mı? He, harikalar diyarım. Şimdi yolda bak sapık olur, tinerci olur, basiretsiz olur. İstemem Cevahir. Ben başım çaresine bakarım. Allah Allah. Bakamıyorsun işte Zeynep. Bıraksın seni işini. Zaten çırağın değil mi? Hop 13-14 Mürsel. Yok istemem. Aa, Zeynep olur mu hiç? Tek başına olur mu? Şimdi yanında bir erkek hem seni korur. Bak dışarısı eskisi gibi değil. Kapkaççılar fink atıyor böyle. Artık çantayı kapıp gitmiyorlar, kadın kaçırıyorlarmış. Hadi abimle siz, hadi. İyi tamam, gel hadi.